Merhaba Kripto Akademi dostları. Bugün yine 8 tane hisseyi ele alıp küçük küçük detaylarına bakacağız. Çok uzatmayacağız. Bu videoyu kısa tutacağız. Çünkü teknik analiz ve teknik yapılar bir hafta içerisinde çok fazla değişim göstermedi. Ama bu işin başlangıcında biz yüzde başlamamız lazım ki genel olarak piyasanın para yönünün nasıl olduğunu ya da bizi nelerin beklediğini buradan yola çıkaraktan belirleyebiliriz. Ya da düşüşleri ve çıkışları değerlendirebiliriz. Biliyorsunuz ki Borsa İstanbul ortalama Mart ayından bu yana yüzde yüzlük bir çıkış yaşadı. Birçok insan ah düşüyoruz, çok düşüyoruz, çok batıyoruz gibi durumlarda bulunuyor. Muhtemel olarak çok zirvelerde alan, değer kaybeden hisselerden kaynaklı. Fakat İstanbul borsasında baktığımız zaman yüzde yüzlük bir yükselmenin şu anda sadece yüzde bir düşüş bölgesindeyiz. Korumamız gereken bir 7400 bandı var. 7400 bandında kalıcılığımız olduğu sürece bu ara bölümdeki testere formasyonu dediğimiz sistem devam eder. Fakat 7400'ü kaybettiğimiz zaman ortalama 6560'lar bizi bekliyor demektir ki bu düşüşün daha da çok derinleşeceği anlamına gelir. Fakat ne dedik? %100'lük bir yükselişte %15'lik, %20'lik düşüşler, düzeltmeler gayet normal. Hiçbir zaman yatırımcı olarak şunu unutmayın. Uzun vade yatırım muhakkak kazandırır. Fakat ara düzeltmelerde, ara düzeltmelerdeki kastımız soluklanma bölgelerinde muhakkak karlardan da kaybettirir. O yüzden karlarımızı yönetmemizi, zararlarımızı yönetmemizi bilmemiz gerekiyor. Bilgisiz çok büyük kazançlar beklemek ya da aralıksız kazançlar beklemek biraz imkansız gibi. Finans konusunda özellikle finansal okul yazarlık çok önemli bu konuda. İstanbul Borsası'nda baktığımızda durum böyle. Fakat son zamanlarda şöyle bir durum var biliyorsunuz. Bu aralar anayasa taslağı üzerinde çok haberler çıkıyor ve bunun üzerine konuşmalar böyle devam ederse olur da bir anayasa taslağının üzerine oturulup da bir karar almak gerekilirse bu noktada biraz yatırımcıyı korkutabiliriz. Özellikle yabancı yatırımcı. Bu da borsada bir nevi beklediğimiz hani tutunduğumuz 7400 bandının üzerinde altında bir harekete neden olabilir. O yüzden güncel haberlere dikkat etmemiz lazım. Şimdi geçelim diğer hisselerimize. Geçmeden önce de şunu hatırlatalım. Sevgili dostum, YouTube kanalımızı yeni oluşturduk. Ve elimizden geldiği kadar birçok hissenin analizini yapmaya çalışıyoruz. Sadece hisse tarafı değil, kripto tarafında, Nasdaq tarafında da elimizden geldiği kadar güncel bilgiler vermeye çalışıyoruz. Buna nazaran bir 10 saniyeni ayırıp abone olursan, bir de beğeni butonuna basarsan, emeğimizin ufak da olsa bir karşılığını vermiş olursun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet, sırada... Tap gıdaya geçelim. Evet, tap gıdada biliyorsunuz ki daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz noktalardaki tepki satışları gelmişti. Şimdi tap gıdanın 198'ün üzerinde bir kalıcılık sağlarsa yükselişini bir miktar daha devam ettirebileceğini ve uygun şekilde hareket edebileceğini söylemiştik. Fakat satıcı bölgesinin en yüksek olduğu nokta 198 bandıydı ve buradan da satışını aldığı için tekrardan gerilemesini yaptı. Peki bizim için Destek noktası neresiydi? 157 bandıydı arkadaşlar. 157 bandındaki kalıcılığı bu ara bölgedeki hareketliliği devam ettirecek. Peki Tapkıdağa da bu düşüşün nedenleri neler? Bakın arkadaşlar bu cumartesi günü özellikle biliyorsunuz ki Tapkıda bilanço çalışmasının sonuçlandırmasını yapacak ki bu da bir nevi eğer olumlu ve güzel bir sonuç çıkarsa bilançoda hareketliliğin yukarı yönlülüğünü devam ettirecektir. Ama Unutmayalım ki bir savaş endeksinin hala olduğu noktada ve Tapgıda'nın dışa bağımlılığında konuşursak, yabancı yatırımcı sermayesinin olduğunu konuşursak ve Borsa İstanbul'un da artık tamamen satış bölgelerinde gezindiğini düşünürsek, çünkü yükselişin ardında bir ara düşüş içerisindeyiz, bu da belli bir noktada yabancı yatırımcının kenarda beklemesine neden oluyor. Bu süreçler varken bir miktar daha kendini düzeltmesini yaptıktan sonra yükselişe geçebilir. Fakat ne dedik? Bilançolar güzel çıkarsa bu bilançonun sonuçları ve meyvesi muhakkak olacaktır. Ve bu da bizi yukarı yönlü hareket ettirecektir. Ama yeni çıkan hisselerde biliyorsunuz ki Tapkı da aslında çok eski bir firma. Çok fazla kolları var. Özellikle gıda sektöründe ve hazır yemek fast food bölümünde. Bunların bilançoları, bunların getirileri ve artırdığı mağazalar, dönem varlıkların yükselişi, o çeyreğin karlılık oranları bizim için çok önemli. Bunlar olumlu olduğu sürece bu düzeltmeler muhakkak bir noktada kaldıktan sonra tekrardan yükselişine devam edecektir. Evet dostlar Tuğçelik'te Çelik'te biliyorsunuz direnç noktamız 113 bandı, destek noktamız da 70 bandı. Bu band aralığındaki kalıcılığını hala korumaya çalışıyor ve bu bizim için çok önemli. Yükselen bir trendimiz vardı. Bu trendin bir miktar altında bir miktar üstünde devam ediyor ve bu hala trendin çalışabileceğini ve trendin üzerinde hareket edebileceğini gösteriyor. Peki EMA'da 50 günlükte baktığımız zaman hareketli ortalamanın da 50 günlükte hala üzerinde kaldığını gösteriyor ki şöyle geçmişlerine baktığımız zaman da 50 günlük hareketlemeli ortalamanın altında çok fazla hareket etmiş değil. Şimdi 50 günlük ortalamanın altında bir hareket ederse muhtemel olarak 70 bantlarında bir düşüş yaşatıp tepkisini alıp alıcıyla beraber tekrardan bant üzerinde hareketini tamamlayabilir. Fakat demir çelik sektöründe biliyorsunuz ki maalesef son zamanlardaki konut satışlarının düşüşünün çok büyük etkisi var. İnşaat sektöründe de bir duraksamaya neden oluyor. Bunları da biliyorsunuz banka kredilerinin düşürülmesi, faizlerin biraz daha ön plana gelmesi. Bunlar konutlardaki satışı etkileyip konuttaki satışlarda inşaat sektörünü etkilemiş olduğu için belli bir noktada düşüş olur. Yeni bir yasa hazırlanıyordu. Bu yasanın da yürürlüğe girmesiyle muhakkak inşaat sektörü ve gayrimenkul yatırım sektörü de bir canlanma olacak emlak sektöründe. Bu da beklentilerimizin arasında biliyorsunuz yeni ev sahibi olacaklara daha düşük faizli krediler, daha kapsamlı, yüksek krediler sağlanma gibi bir plan var. Bu plan hayata geçerse muhakkak hepimiz biraz daha en azından bu sektörlerde hisselerde biraz daha nefes almış olacağız. Evet Tuğçeli'ye baktığımız zaman durum bu. Evet dostlar Borleas bir bebek hissemizin küçük bir analizini yapacağız. Günlükten değil 4 saatlikten bakıyorum. Teknik yapısında ve teknik analizinde çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Geçmişinin elimizde daha bir dökümanı yok. Daha ilerlemiş ya da tepki verdiği noktalar çok belirgin değil. Fakat 44.90 ve 31-18 bandında bir destek ve direnç aralığında hareket ediyor. Otomotiv sektöründe de biliyorsunuz ki aslında en sıkıntılı dönemlerden birindeyiz. Özellikle Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat ayları en durgun zamanlarıdır. En cavcavlı zamanları da başlama zamanları da özellikle Nisan aylarıdır. Şu anda durgun bir zaman içerisinde hala hareketini devam ettirmesi güzel bir şey muhtemel olarak. Borsada gelen yani halkarsk tarafından gelen noktalardaki getirileri umarım yatırım olarak kullanıp duran varlıklar üzerinde de kullanıyorsa ve sermaye artırımında kullanıyorsa muhtemel olarak yakın zamanda çok fazla bekletmeden 44 bandının üzerindeki hareketlerle yükselişine devam edecektir. Fakat bu süreci dediğim gibi çok fazla böyle hızlı olarak beklememek lazım. Bunun da nedenlerinden biri otomotiv sektöründe aynı inşaat sektörü gibi belli bir aralıkta ve banka kredilerinde düşündüğümüz zaman belli bir duraksamada olduğunu zaten biliyoruz ve satış aylarında da en sıkıntılı aylardayız. Fakat dediğim gibi hissenin yatırımcılarından aldığı parayı sermayeye aktarmasıyla muhakkak ve belirgin olan borçlarını kapatmasıyla etkilerini ilerleyen zamanlarda gösterecektir. Uzun vadede hala işte birçok kişinin düşündüğü ve yükselişini beklediği bir hisse bence uzun vadede hala beklenir. Dediğim gibi bir bebek hisse ve şu anda bu bölgeler de bir alım noktasıydı ve hala bir alım noktası olarak birçok kişinin aklında. Fakat ne diyoruz? Yarınki ihtiyaç duyacağımız parayla bugünün yatırımını yapmıyoruz. O yüzden ihtiyacımızın olmadığı ve uzun vadede tutacağımız yatırımlardan biri olarak şu anda elimizde durabilecek kağıtlardan biri. Evet dostlar birçok sorulan hisselerden biri de Ensari Deri. Ensari Deri'deki biliyorsunuz büyük bir e, yükselişten sonra sağlam bir düşüş noktasına gelmişti. Ve bu da çok tepki çekmişti. Şimdi tekrardan bir yükselmeden sonra 15'inde yönetim kurulu için bölünme için bir toplantı. 16'sında da bu e, bölünmenin kabul olmuştu. Şimdi hisse bölünmesindeki yatırım tarafları çok önemli. Yeni bir şirket için bir bölünme yapılıyor. Ve bu da ne kadar olumlu olur ne kadar olumsuz olur zaman içerisinde göreceğiz. Akıllarındaki projeyi detaylı bir vaziyette bildirmiş olacaklar. SPK'da dün de SPK'ya zaten bölünme bildirimi yapılmıştı ve şu anda devre keserek de devam ediyor. Bunun nedenlerinden biri yani çok fazla satıcıyla karşılaşmadan hisseyi ayakta tutmaya çalışmakla alakalı bir durum bu. Fakat destek noktamız 15 bandı özellikle yükselen trendi ile kesiştiği noktalardan biri. Fakat burayı kaybedersek düşüş biraz daha derinleşebilir. Kritik bir nokta. Umarım bu bölgeden tepkisini alır ve yükselimin devam ettirir diye düşünüyoruz. Bölünmedeki riskler nelerdir arkadaşlar? Bölünmede herhangi bir aslında riskiniz yok. Yani bugün elinizde hissenin 50 kağıdı varsa, değeri bu kağıtların 23.90 ise bölündüğü zaman da örnek veriyorum elinizde 50 kağıt değil 150 kağıt olmuş oluyor. Sebebi de ortalama fiyatı yakalamak için yani hala 23.90'lık değeri yakalayabilmek içindir. O yüzden bölünmeyle alakalı çok soru soruluyor ama dediğim gibi bölünmelerde sizin herhangi bir kaybınız değil. Kart artırımıyla bölünen fiyatın dengesine getiriliyor. Yani ana paranın dengesine getirilmiş oluyor. Evet. Ensari'de şu anki durumlar bu. Umarım dediğimiz gibi 15 bandının üzerinde kalıcının sağlayaraktan tekrardan yükselişini devam ettirir diye beklentimiz var. Evet dostlar en çok sorunlanlardan biri de Çin beton. Çin betondaki biliyorsunuz sağlam Ağustos ayından bu zamana kadar olan sağlam bir yükseliş vardı. %350 civarında bir yükseliş. Fakat şu andaki düşüş oranına baktığımız zaman da ortalama bir %45'lik bir düşüş oranındayız. Bu gayet bu kadar çok yükselen bir hisse için yani 35'ler, 40'lar ideal düşüşlerdir. Fakat 50 günlük hareketli ortalamanın hala üstündeyiz. Peki kritik noktalardan biri nedir? Kritik noktalardan biri 50 günlük ortalamayı kaybettiğimiz zaman muhtemel olarak düşüş noktamızda 866 olacak. Buradaki kalıcılığı sağlarsa ve buradan da tekrar bir alıcı desteğiyle çıkarsa yine geldiği noktalarda 2300 bantlarına doğru yükselmiş olacaktır. Fakat unutmayın ki bir önceki ilk yorumumuzda bahsettiğimiz neydi bizim? Biz İstanbul'da özellikle gayrimenkul ve inşaat şirketlerinin banka kredilerinden dolayı şu anda bir duraksama noktasında olduğunu söylemiştik ve bu birçok sektöre demir çelik gibi çimento bölümünü de inşaat sektöründe olduğu için etkiliyor fakat yeni çıkacak bir yasa, yeni çıkacak bir taslakla beraber muhtemel olarak düzeltmelerini toparladıktan sonra yükselişine devam edecektir. Bu da yine beklentilerimizin üzerinde olan bir durum. Düzeltmeler her zaman için idealdir çünkü birçok alıcı için de fırsat doğuruyor. Şimdi bazı yatırımcılar uzun vadelerinde aldıkları hisseleri karlarını aldıktan sonra belli kademelerdeki düşüşlerde tekrar alımını gerçekleştirdiği için birçok kişi için alım noktası olarak belirlenen yerlerdir. O yüzden kiminizin endişe ettiği, kimimizin de bu endişelerden çıkar elde ettiği bir piyasadır borsa. O yüzden ne diyoruz? Tavandayken değil, tabandayken alım yapıyoruz. Genelde de birçok taban alıcılar bu noktaları bilerek bekliyor ve yatırımlarını ilerleyen zamanlarda biraz daha kara taşımaya çalışıyorlar. İş yatırımda yine sorulanların arasındaydı. İş yatırımdaki bir destek noktamız vardı. 34 bandı özellikle. Bu noktada artık bir düşüş yaşandığı için beklenti bir sonraki düşüş noktası olarak destek noktası 27 bandı olarak gözüküyor. Bu 27 bandı ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın üst seviyesindeki bir yükselişle kesişebilir. Yani bir yatay seyirde bir düşüş gerçekleştirirse şayet düzeltme anlamında Burada da tekrardan 200 günlük hareketli ortalamamızla beraber birleştiği nokta olabilir ki genelde 200 günlük hareketli ortalama en çok tepki aldığı noktalardan biri. Bu beklenti noktalarımızdan biri çünkü neden diyoruz? Banka kredilerinin çok fazla artması, faizlerin artmasıyla banka kredilerindeki düşüş oranları. Yani bankalar aslında o kadar çok kredi dağıttılar ki geçtiğimiz dönemdeki ev ve araba özellikle ihtiyaç kredilerinin dışından bahsediyorum büyük kredilerden. Bunlar belli bir noktada fonlamada sıkışma yarattı. Yani bunlar da ister istemez birçok bankaların yan kuruluşları ya da onlara bağlı olan markaların bir miktar geri çekilmesine neden oldu. Şimdi baktığımız zaman iş yatırımı 200 günlük hareketli ortalamanın hala üstünde tepki noktamız ise 27 bandında sağlam bir destek bölgesi. Eğer olur da 34 bandının üzerinde 34 bandının üzerinde kalıcılık sağlayamazsa burada bir kalıcılık sağlayamazsa tekrardan buradaki düşüşünü devam ettirip bizi ister istemez 27 bandına çekecektir. O yüzden bence belli bir noktada beklemek lazım. Sonuçlarını görmek lazım. Yeni açıklamalarına da bakmak lazım. Arasaydan baktığımız zaman da hala 40 bandlarında olduğunu görüyoruz. Fakat bu düşüş gelirse ara sayıda 30 bandlarına gelirse bu da güçlü al bölgesidir. Bu noktada mutlaka yatırımcılar al bölgesini değerlendirecektir. Evet en çok sorulanlardan biri de yataş hissesiydi. Yataş hissesi biliyorsunuz ki belli bir noktada yükselimini tamamlamış, düzeltmesini yapmış özellikle 45 ve 28 bandının arasında sürekli hareket eden bir noktaya gelmiş oldu. Şimdi yataşın en güçlü destek noktalarından birinde olduğunu izlersek ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında olduğunu farkındayız. Fakat genel olarak bu alt sarkmalarda tekrardan üste çıkışlar belli bir yataylıktan sonra gerçekleşiyor. Şimdi burada belli bir yatay seyir izleyebilir. Özellikle şu bulunduğumuz aylar içerisinde ki bu Ocak ve Şubat'a kadar etki yaratıyor. Ve Ocak Şubat'ta da e, Şubat ayından sonra da mobilya sektöründe biliyorsunuz ki büyük bir hızlanma oluyor. Bunun nedenlerinden biri çeyiz paketleri, evlilik, bu tarz girişimcilerin ya da insanların belli bir dönemlerde özellikle okulların tatiline yakın süreçlerde yeni evlere taşınması, ikamet değiştirmeleri bunlar mobilya sektörüne genel olarak etki yapan. Yataş gibi firmayı da düşünürsek Türkiye'de çok tercih edilen firmaların başında geliyor. Hem yatak bölümüyle alakalı hem de mobilya sektörüyle alakalı önde gelen firmalarından biri. Bence uzun vadeli yatırımcıların yine belli bir noktada değerlendirebileceği bir noktada. Stotik arasaydan baktığımız zaman da aslında 30 bandından tepki almış ve kademeli olarak bir yükselim yapıyor. Yani alçalan değil yükselen dipler yapıyor. Bu da aslında kademeli olarak bir yükselişin sinyali gibidir. Biliyorsunuz ki bir önceki arasay videosunda arasayların nasıl okunduğuna dair bir video çekmiştim. Bu videoda da görüyorsunuz aslında alçalan bir dip var ama baktığımız zaman yükselen bir diple karşı karşıyayız. Bu da olumlu bir sonuçtur. Umarım bu noktadan sonra yatırımcısını çok fazla bekletmeden eğer bir akümüle noktasında gezinecekse tekrar tepkisini aldıktan sonra 200 günlük hareketlemenin ortalamanın üstüne çıkıp her zaman için kırmasını beklediğimiz 45 bendini kıraraktan yukarı doğru hareket edecektir. Eğer olası bir durumda kötü senaryoya baktığımız zaman bu bölgeyi kaybedersek 28 bandını bizi bir sonraki bekleyen destek noktası ise 21 bandı arkadaşlar. Buradaki kalıcılığımızı sağlayamadık ve düşüş devam edecek ve 200 günlük hareketli ortam alım çok daha altına geleceksek Arasay'da da eğer işte 30 bandlarını kaybedip 28'lere 27'lere çekileceksek muhakkak 22-21.5 bandları bizim için önemli nokta oluyor. Burada tutunamadığımız zaman muhtemel olarak bizi daha da derin bir dip bekler. Fakat şu, şu anda çok konuşulacak bir nokta değil. Çok da göz önünde bulundurulan bir şey değil. Ama unutmamak lazım ki birçok sağlam hisselerin, birçok düşmez dediğimiz hisselerin nereye kadar gerilediklerini çok iyi biliyoruz. Fakat bunlar her zaman ihtimaldir. Uzun vadeli yatırımcı için burası da bir alım fırsatı, burası da bir alım fırsatıdır. Geldiği noktada belli kademede hissesini büyüterek kademe kademe alarak ilerleyebilir. Ben yataş gibi firmaların genel olarak Türkiye'de çok fazla ilerleyebileceğini düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman yataşın yurt dışında da birçok mağazası var. Bu da yine mağazanın sektöründe yani şirket sektöründe mağazaya akan sıcak paranın döviz kurunda da devam ettiğini gösterir. O yüzden sizden ricam aldığınız hisselerin kaynaklarını özellikle gelirlerini ve giderlerini çok iyi araştırmanız ve bu noktadaki yatırımlarınızı uzun vademi orta vademe, yoksa kısa vademi mi yapacağınızın kararına varmanız. Evet yataşı da inceledik ve güzel bir dip noktası olarak ben kendi şahs adıma söylüyorum tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil. Güzel bir dip noktasında değerlendirmek isteyen bazı yatırımcılar muhakkak burayı şu anda değerlendirmeye başlamıştır. Evet arkadaşlar son olarak Ford Auto gene en çok sorulanlardan biriydi. Onu da bir inceleyelim. Evet dostlar Ford Otomotiv'e baktığımız zaman da Ford Otomotiv'de direnç noktamızın 968'lerde olduğunu, destek noktamızın ise yakın zamandaki destek noktamızın 800 bandı olduğunu daha önceden de konuşmuştuk. Fakat bir düşüş trendinin içerisindeydi. Eski videolarıma bakarsanız bu düşüş trendinin muhakkak 200 günlük hareketli ortalamayla yaklaşabileceğini ve onunla bir bütünlük sağlayabileceğinin üzerinde durmuştuk. Day trade noktası da yapmıştık hatta. Ben biliyorsunuz ki bu trend içerisindeki belli temas noktalarını alım gerçekleştirip iki defa bir %10'luk Satış gerçekleştirmiştim. Bu kısa vadeli yani aldıktan sonra bir hafta 10 günlük süreç içerisinde minik minik karlarımı toplamıştım. Day trade noktasında da benim için aslında sık kullandığım hisselerden biri. Çünkü öngörülebilir büyük hisselerden biri. Fakat bazı yorumlar görüyorum. Ford Auto'da çok büyük zarardayım diye. Arkadaşlar Ford baktığımız zaman Mayıs ayından tavan noktasına gelene kadar ortalama %98'lik %100'lük bir büyüme oranı göstermişti. Ve şu anda baktığımız zaman %15'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Yani bu kadarlık bir düşüş noktasında nasıl batılabiliyor, ne kadar çok zarar edilebiliyor bunu hala anlamış değilim. Büyük şirketlerde artık satıcıyla buluştuğu yani yüksek sat değerlerine geldiği noktalarda alım gerçekleştiren bilinçsiz yatırımcılar panik satışları yapıyor. %10'luk düşüşler, %15'lik düşüşler dediği zaman sağlam düşüşler yani sağlam zararlar yapıyor. Şimdi bunun nedenlerinden biri yüzde %100 artan bir hissenin yüzde %25, %30 düzeltmeler yapması ara dönemlerde çok normal. Ve ne demiştik? Özellikle kredilerin birçok yayında da bunu bahsediyoruz ve az önceki hisse yorumlarında da çok bahsettik. Birçok otomotiv sektörünün şu anki kredi oranlarıyla alakalı belli bir geri çekilme yaşadığını söylemiştik. Bunun ticari ve şahsi araçlarla alakalı bir bütünlemesi yok. Ticari araçlarda da belli bir gerileme var. Çünkü büyük şirketlerde yine araçlarının birçoğunu banka kredileri ve teşvikler üzerine alıyor. Şimdi bunlarda bir kısıtlama olduğu zaman ister istemez Ford Oto gibi büyük şirketlerde de ama Ford Oto'nun şu anda biliyorsunuz ki yeni birçok projesi var. Üretim bandında büyütmeler yapıyor, ortaklıklarını genişletiyor ve bunların da muhakkak bize etkisi çok büyük olacaktır. Özellikle bir düşüş trendinin üzerindeki kırılımla beraber 9968 bandını zorlayacağını ve üzerinde bir kapanış yaparsa bizi bin ve üstüne taşıyacağını çok iyi biliyoruz. Ford yatırımda teknoloji üzerinde, elektrikli ürünler üzerinde de bir gelişim içerisinde devam ediyor. Bunları da iyi değerlendirmek lazım. Aynı birçok kişi sadece Ford gibi yenilikçi firmalarında çok büyük araştırmalarını yapıyor. Hep diplerden yakalamaya çalışıyor. Sizler de tavandan değil, tavandan alım noktalarını değerlendirmeye çalışın. Bence burası da ve burası da bence güzel bir nokta. Ki ben istiyorum 700 bandına kadar bir gerileme. Ki burada da bir alım düşündüğüm için, özellikle uzun vadede yatırıma destek olmasını beklediğim bir nokta olduğunu düşündüğüm için, bu noktalara gelmesini de aslında bekliyorum. Çünkü... Birçok kişi bunu zarar olarak görüyor. Benim hala Ford'da hisselerim var. Düşmesi neden işime gelsin? Ben belli bir noktada kar alımlarımı yaptığım için tekrar dip noktalarda bu karlarla beraber elimdeki hisse adetini artırmaya çalışıyorum. Yani yatırımcı olarak burada 900 bantlarındaki elimden çıkarttığım hisseleri tekrardan 700 ve belli bölgelerden almayı düşündüğüm için. Genelde Uzun vadeli yatırımcılar alır ve beklerler. Ben day trade yaptığım için yani günlük kazançlarımı ve aylık kazançlarımı revize ettiğim için Bu noktada Belli bir düzeltmede tekrardan alım için Fırsat noktası olarak görüyorum Peki trend içerisinde bir hareket gerçekleştirirse e, Tabii buralarda yaptığım Şuradaki alımlar gibi Burada da yine bir alım yaparım ki Dip noktaya çok yakın olduğu için bunu uzun vadedeki yatırım olarak devam ettiririm. Evet dostlarım bütün hisseleri kısa kısa ele aldık. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar açıklayıcı olmaya çalıştım. Lütfen kanala abone olup beğeni de atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rabbim birinizi bin eylesin. Sizleri zarardan uzak eylesin. Hoşçakalın.